Çalışma izniyle ilgili son gelişmelerden haberdar edeceğim. Can Destek Danışmanlık'tan herkese merhaba, ben Hümeyra Akbayrak. Değerli izleyenler, bugün sizinle çalışma izniyle ilgili güncel gelişmeleri paylaşacağız. Türkiye'de oturma izni sahibi olan yabancıların bu izinle çalışma hakları bulunmamaktadır. Eğer siz de yasal olarak çalışmak istiyorsanız, çalıştığınız kurumun size çalışma izni alması zorunludur. Ev hizmetlerinde çocuk veya yaşlı bakıcısı olarak yabancı istihdam etmeyi planlayan işverenlerin en çok sorduğu soru prim teşvikleriyle ilgili oluyor. Önceden uygulanan %50 indirimli teşvik primi maalesef ki artık uygulanamıyor ve 2020 Aralık ayından sonra uygulanan aktif teşvik bulunmamaktadır. Bununla ilgili yeni bir gelişme olacak mı? Biz de merak ediyoruz. Bir gelişme olursa sizinle mutlaka paylaşacağız. Bunun dışında eskiden zorunlu olmayan işveren gelir belgesi artık neredeyse her başvuruda ilgili bakanlık tarafından talep ediliyor ve yüklenen gelir belgesi yetersiz olunca çalışma izni başvurunuz reddedilebilir. Gelirle ilgili en çok sorulan sorulardan biri de gelirde talep edilen alt limittir. Bu soruyu da toplu olarak şu şekilde cevaplamış olalım. Sayın izleyiciler, bununla ilgili belirlenen net bir limit yoktur. Bu uygulama gerçek olmayan çalışma izinlerinin düzenlenmesini önlemek amacıyla yapılmış olup, işverenden geçimini yeterli derecede sağlamasının dışında aylık bir asgari ücret maaş verecek düzeyde gelir beklenir. Bu gelir maaş badrosu, banka hesabı, taşınmaz beyanı, gelir vergisi beyannamesi ve benzeri şekilde belgelenebilir. İş yerlerinde yapılan çalışma izni başvurularında bildiğiniz üzere şirketin ödemiş olduğu sermayesinin 100 bin lira ve üzerinde olması ve bir yabancı için en az 5 Türk personel olması beklenir. Ancak bu asgari şartlar her zaman çalışma izninizin olumlu sonuçlanmasını sağlamıyor. İster pandemi, ister ekonomik şartlar sonucu çok fazla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işsiz kalması bu işverenlere neden yabancı tercih ettiğini çok detaylı bir şekilde açıklama yükümlülüğü veriyor. Tabii bu açıklamanın bakanlık tarafından yeterli olup olmadığı değerlendirme sonucunda belli oluyor. Diploma mesleğine uygun olmayan ve nitelikli görev tanımlarında bakanlık tarafından bonservis veya sertifika talep edilir. Talep edilen belgenin yüklenmemesi başvurunuzun olumsuz sonuçlanmasına sebep olabilir. Özetle yabancı personele ödenecek maaş, görev tanımı, diploma mesleği ve şirketin faaliyet alanı arasındaki uyum çok önemlidir. Bu işleyişle ilgili detaylı bilgiyi bizi arayarak da alabilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bu yorucu prosedürle uğraşmak istemiyorsanız işlemi bize devredebilirsiniz. Unutmayın, Türkiye'deki göç rehberiniz Can Destek Danışmanlık size bir telefon kadar yakın. Bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları yorumlarda bırakabilirsiniz.